Merhaba değerli izleyenler, TÜRSAP TV'ye hoş geldiniz. Birliğimizin hayata geçirdiği önemli projeleri tanıtmaya, uzmanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün acentalarımızı dijital bir çatı altında toplayarak onlara yeni bir pazar imkanı sunan TÜRSAP Rota'yı konuşacağız. Rota'nın mimarları, TÜRSAP Rota Genel Müdürü Sayın Tuna Yılmaz Türk'le ve TÜRSAP TÜRDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Orkun Tekin bizlerle beraber. Şimdi proje çok detaylı ve acentalarımızı çok heyecanlandıran bir proje. Tuna Bey sizinle başlamak isterim. Buyurun efendim. Öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Ardından TÜRSAP Rota projesi size geldiğinde ne hissettiniz? İlk önce merhaba. İsmim Tuna Yılmaz Türk. Çok uzun yıllardan beri turizm sektöründe profesyonel yönetici olarak çalışmaktayım. Hemen hemen turizm acentalarının her kademesinde görev yapan bir arkadaşınızım. Tabii TÜRSAP Rota projesi bana geldiğinde çok heyecanlandım ilk önce. Çünkü TÜRSAP Rota projesi uzun yıllardan beri biz seyahat acentalarının eksik kalan ya da keşke şu da olsaydı dediğimiz hemen hemen tüm kavramlarını kapsayan online bir dijital projeydi. Bu projeye katkıda bulunmak istedim. Bu projede olmak istedim. Sağ olsunlar yönetim kurulu buna karar verdi ve şu anda ben de projedeyim. Şimdi Orkun Bey, TÜRSAP Rota projesi nasıl ortaya çıktı ve ne kadardır üzerinde çalışılıyor? Hayata geçme süresi ne kadarı buldu? Şimdi Gülnur Hanım, şöyle izah edelim. TÜRSAP Rota projesi aslında hali hazırdaki mevcut yönetim kurulunun yapmış oldukları bölge ve yöre ziyaretleri sonucunda ortaya çıkmış bir ihtiyacın aslında bir platforma dönüşümü aslında. Bu bir vizyondu. Daha sonra bir hayale döndü. Ondan sonra da bizlerle birlikte hayata geçme işlemleri aşağı yukarı 6 ay önce görüşmeleri başlandı. Son 3 ayda da gece gündüz yoğun bir çalışma sonucunda TÜRSAP Rota projesini ve platformunu, aslında TÜRSAP Rota bir platform, bir B2B pazar yeri projesi aslında TÜRSAP Rota. Yani acentalarımızın kendi aralarında ticaret yapmalarını ön plana koyan, kimilerinin bir takım paket ve günlük turlar yaratıp, yani ürün dediğimiz kavramı oluşturup sisteme yüklediği, kimi acentalarımızın da bütün sistemde var olan bu ürünleri müşterilerine satışını icra etmesini olanak sağlayan bir platform. Aşağı yukarı tam net olarak konuşmak gerekirse 3-3,5 ay bandında yoğun bir çalışmayla bunu hayata geçirdik. Tamamen yerli ve milli olgusunu ön planda tutmak suretiyle bütün iş ortaklarımızı yerli bir yazılım firması, yerli bir güvenlik ve barındırma firması ve yerli bir BDDK lisanslı ödeme sistemi gibi partnerler kullanmak suretiyle de bugün artık servisin kullanımına hazır hale getirdik. Önümüzdeki hafta başı itibariyle de resmen ticaretin artık içeride akmasını bekliyoruz. Şimdi acentalara sağladığı faydalara geçmeden önce siz anlatırken şunu düşündüm ben. Dünyada bunun bir örneği var mı? Yani biz tamamen yerli ve milli bir portal oluşturduk diyorsunuz dijital. Bunun bir örneği var mıydı ya da rol model olarak aldığınız bir? Şöyle izah etmek gerekir. Ticari kuruluşların, yani kar odaklı bugün dünyada bilinen kurumsal firmaların B2B pazar yerleri projeleri var. Ama bir meslek birliği çatısı altında, yani bir ülkenin bütün uzuvlarını kucaklayan bir tepe kamu kurumu tarafından organize edilmiş ilk B2B günlük ve paket tur pazar yeri projesi TÜRSAP Rota. Yani dünyada bu anlamda bir eşi benzeri yok. O yüzden de çok heyecanlıyız. Bir an önce bu faaliyetleri, bu verileri, bu rakamları görüp üyelerimizin hem bilgilerine hem beğenilerine sunmak için de heyecanlanıyoruz. Yani eşsiz olmakla birlikte belki de örnek teşkil edecek bir projeden bahsediyoruz. Kesinlikle. Şimdi Tuna Bey, siz nasıl tanımlarsınız TÜRSAP Rota'yı? Ve hani acentalarımız için pek çok getirisinden bahsediyoruz. Neler kazanacak acentalarımız TÜRSAP Rota'yla? Ya ilk önce tabii şöyle basit bir örnek vererek başlamak istiyorum. Bizim ülkemiz çok değerli. Ülkemizin 81 ilinde çok değerli seyahat acentalarımız var.
Bu seyahat acentalarımız bazıları üretim yapıyor, bazıları satış yapıyor, bazıları ikisini birden yapıyor. Bizim amacımız bu seyahat acentalarımızı online bir B2B platform üzerinde buluşturmak. Daha da basit anlatmam gerekirse, örneğin Mardin'de, Urfa'da, Bolu'da, Antalya'da, Konya'da, Erciyes'te, Kayseri'de veya Kapadokya'da bir seyahat acentamız çok güzel bir program bölgesiyle yöresel çok özgün bir program oluşturuyor. Ve bu programı ne yapıyor? İşte kendi sitesine koyuyor ya da ne bileyim eşine, dostuna, çalıştığı firmalara gönderiyor. Ya da üstüne biraz komisyon koyarak seyahat acentalarına, tanıdığı bildiği seyahat acentalarına bunu satmaları için uğraş veriyor. Ve o programı doldurmaya, aslında o programı yaşatmaya çalışıyor. Bir de hemen B tarafını düşünün. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ya da Trabzon'da bir seyahat acentamız var. Kapısından içeri bir misafir giriyor ve bir tur soruyor. Eğer o tur organize etmiyorsa ya organize etmeye çalışıyor ki bunun bazı altyapıları gerekiyor seyahat acentalarında. Ya da tek bir tuşa basarak binlerce turun olduğu bir sisteme giriyor. Evet işte turizm platformu dememizin nedeni bu. Dürsap Rota'ya üye olan seyahat acentalarımız tek bir tıkla binlerce tura aynı anda ulaşabilecek. Tabii bunu ödeme sistemleri, sigorta ya da Dürsap güvencesiyle çok rahat, çok kolay, çok hızlı organize edebilecek. Yapmaya çalıştığımız aslında bu. Şimdi ödeme detaylarını da konuşacağız, buyurun. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum aslında. Kritik konulardan bir tanesi de şu, özgünlük yani yöresel orta ufak çaplı acentalarımız bugüne kadar seslerini çıkarmakta zorlanıyorlardı. Finansal kabiliyetleri bunun önünde bir engel olabiliyordu, pazarlama kriterleri bunun önünde bir engel olabiliyordu veya teknolojik coğrafya imkanlara bile sahip olamamaları bir engel olabiliyordu ki bulunduğu coğrafyada kısıtlar sunabiliyordu. Zaten bu projenin çıkış amacı bu yetkinlikleri bizim TÜRSAP olarak bu acentalara bir kolaylık olarak hazırlayıp sunmamız amacıyla yola çıkıldı. Ve boyutuna bakmaksızın acentalarımızı artık birer ufak, orta veya gerekiyorsa büyük boy bir tur operatörüne de yönlendirmek, tur operatörü gibiymiş gibi hareket etme olanağı sağlıyoruz. Yani bir örnek verelim, herhangi bir yöreden Kütahya'da bir seramik, Kütahya biliyorsunuz seramik tarafıyla çok ön planda bir şehrimiz. Bir seramik atölye turu bile artık ufak çaplı bir acentamız tarafından buraya yüklenebilip, Türkiye'deki bütün acentaların gözünün önünde sergilenebilip son kullanıcıyla, nihai tüketiciyle, seyahatçiyle buluşabilir hale gelecek. Dolayısıyla aslında biraz kimlik olarak da katkı yapıyoruz. Sadece ticari olarak değil. Şimdi Orkun Bey'in söylediklerinden hareketle ben birazdan size sistemin nasıl işlediğini, yani ben bir acentayım, nasıl benim için bütün süreç nerede başlayıp nerede bitiyor bunu konuşmak istiyorum. Ama öncesinde yine Orkun Bey'in söylediklerinden hareketle şunu söyleyebilir miyiz? Yani bu acentalarımızın, en küçük acentanın bile varlığını duyurabildiği bir platform olduğunu düşünürsek, bu yeni rotaları da beraberinde doğurur mu Tuna Bey? Zaten esas amaçlarımızdan biri de o özgün, yöresel, yerel dememizin, onlara vurgu yapmamızın nedenlerinden en başında bu geliyor. Çünkü misafirlerimiz çok çeşitli taleplerde bulunuyor. Biliyorsunuz TÜRSAP Rota projesini yaklaşık bir ay olmadı. İlk önce basına tanıttık. Daha sonra da ikinci faz olarak tüm acentalarımıza giderek onlarla paylaştık. Onlardan bilgiler alıp onların beklentilerini daha da geliştirerek düzgün bir yola çıkarmaya çalıştık. Bu arada nihai tüketici dediğimiz müşterimizden çok da telefon aldık. Telefonlarımızda çok değişik talepler olduğunu, ülkemiz için inanılmaz derecede değişik talepler olduğunu bize söylediler.
Hatta çok güzel anılar da var orada. Bir tane misafirimiz telefonla aradı. Dedi ki, ya dedi ben araba parasını bisikletime verdim. Bisikletli bir paket tur istiyorum. Burada olacak mı? Evet dedim. Bir tane misafir aradı. Dedi ki, ya dedi efendim dedi ben dedi ailemle dedi hep böyle yöresel yemekler yenecek turlar arıyorum. Bu burada olacak mı? Bazısı dedi ki sanatsal bir tur burada olacak mı? Biz de seyahat ajantalarımızla yapmış olduğumuz buluşmalarda bu tip turların da misafirlerin talebinde olduğunu ve artık satmak için trafiği olan bir yer olduğunu ve binlerce seyahat ajantısının birbiriyle örtüşüp birbirine destek olacağı bir platformda olduklarını belirttik ve bu da bizi halen heyecanlandırıyor. Çeşitliliği de arttırıyor. Yani tabii. Ajantaların talebinin yanında aslında insanlarda da farklı arayışlar ve hani çeşitli turizm arayışları var. Bu da cevap bulmuş tabii, oluyor. Tabii nihai tüketici yani seyahat sever nezdinde baktığınız zaman şimdi Türkiye'de paket tur denildiğinde biraz bu segment kalıplaşmış durumda. Halihazırda ülkemizin gerçekten çok kıymetli öğren yerleri zaten ön plana çıkıyor. İşte birkaç örnek vereyim. GAP gibi, Kapadokya gibi. Buralarda zaten paket tur yıllardan beri süre gelen artık bir olgu, bir alışkanlık, bir değer. Fakat daha küçük bölge ve yörelerimizden biri veya birkaçı bir araya gelip kendi içerisinde bir kompoze yeni bir paket tur janrası yaratabilecek durumda. Yani örnek verelim ülkemizin bir yerinde bir oyma sanatları ustası bir büyüğümüzün yarattığı değerlerden hemen yan tarafında bulunan Ayşe teyzenin çok ünlü böreğini de tadabileceğiniz daha küçük, daha kompoze yeni yeni günlük ve paket tur ilan etmek. Bunu diğer tüm ajantaların gözünün önüne sergilemek de aslında biraz daha işi butikleştirmeye çekme noktasında önemli. Bu da ekonominin belli bölgelere yoğun bir şekilde kaymasının yanında diğer bölgelere de biraz homojen bir şekilde dağılmasına da sebep olacak değerlerden bir tanesi. Peki sistem nasıl işliyor? Yani az önce bahsettiğim gibi ben bir ajantayım. Öncelikle gönüllülük esası var mı yok mu, zorunluluk mu var? Hani bütün ajantaları kapsayan bir projeden bahsediyoruz. Hem gönüllülük esasından bahsetmenizi rica edeceğim hem de sistem nasıl işliyor? Yani turlarımız nasıl? O konuda ben bilgi vereyim. Efendim TÜRSAP Rota projemiz Türkiye'deki TÜRSAP üyesi tüm seyahat ajantalarımıza ücretsiz olarak sunulan bir hizmettir. Talep etmeleri yeterli seyahat ajantalarımızın. Bize talepte bulunduktan sonra kendilerine platformla ilgili şifrelerimiz, kullanıcı adlarımız, bütün detaylarımız veriliyor. Ve istemiş oldukları rol modelde üretici ajente olmak istiyorum ya da satıcı ajente olmak istiyorum ya da ikisini birden olmak istiyorum diyen... Farklı kategoriler de var. Tabii. Onlar yani da... şöyle düşünün onu. Ben sadece üretici ajente olmak istiyorum. Çok güzel turlarım var ama satış yapmak istemiyorum. O zaman size üretici ajente rolünü veriyoruz ve siz o platforma üretim olarak turlarınızı yüklüyorsunuz. Ben üretim hiç yapmıyorum. Ben sadece satmak istiyorum seyahat ajantalarımız diyebilir. Bunun için biz onlara satış rolünü veriyoruz ve sistemde bir tek bir tuşla binlerce tura ulaşıp satış yapabiliyorlar. Bazı ajantalarımız var biliyorsunuz. Hem üretim yapmak istiyor hem satış yapmak istiyor. Bunun için de bir modülümüz var. Bu modülü alan seyahat ajantamız hem üretimini yapabiliyor sisteme hem de sistemden dilediği gibi satışını yapabiliyor. Kriter. Evet. Tamamen gönüllüye bağlı tabii ki. Yani hiçbir zorlamamız yok. Böyle bir platform aldık muhakkak almanız lazım diye en ufak bir zorlamamız yok. Biz TÜRSAP olarak böyle bir avantaj sunduk, böyle bir platform sunduk. Katılmak isteyen herkesi zaten sisteme bekliyoruz. Bir ay oldu aşağı yukarı biz lansmanını yapalı TÜRSAP Rota'nın. Bir aydan bugüne kadar talep nasıl, onu değerlendirebiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz tabii dediğim gibi ilk önce basına tanıttık. İnanılmaz geri dönüşler aldık. Gerek seyahat ajantalarımızdan, gerekse nihai tüketici dediğimiz misafirlerimizden çok büyük sorular, talepler aldık. Biraz evvel anlatmış olduğum çok ufak bir bölümü. Mailler geldi, telefon geldi ve bu ilgi bizi daha da mutlu etti ve çalışmalarımızı, meyvesini alacağımızı biz oradan gördük. Daha sonra ikinci faz olarak ne yaptık? Seyahat ajantalarımıza gittik.
Yani Türkiye'deki Türk Sabah'a bağlı hemen hemen tüm BTK'larımızı dolaştık. Hala dolaşmaya devam ediyoruz. Buralarda hem seyahat acentası sahiplerine hem çalışanlarına sistem eğitimlerini canlı interaktif olarak verdik. Sistemden satış yaptırdık. Daha sonra tur ürettik. Beraberce sistemde olabilecek ya da olmasını istedikleri önerilerini, taleplerini aldık. Çünkü bu bir bebek. Biz bu bebeği büyüteceğiz hep beraber. Bunun sahibi de seyahat acentaları ve hep beraber onların katkılarıyla beraber şöyle söyleyeyim, 15 gün evvel yola çıktığımızda şu anda çok büyük de değişiklikler yaptık sistemimizde talepler doğrultusunda. Çok büyük bir ilgi var, çok büyük bir sahiplenme var. Bu arada bizi izleyen seyahat acentalarımıza, belki aralarında bizi misafir edenler, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz karşıladılar, inanılmaz ilgilendiler. Ta ki illerinden çıkana kadar bize eşlik eden seyahat acentamız oldu. Biz çok büyük bir aileyiz, onu gördüm. Çok da mutlu oldum. O yüzden seyahat acentalarının bu ilgisi ve sahiplenmesi bu projenin inanılmaz derecede çabuk büyüyeceğini, düşündüğümüzden de çabuk büyüyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Orkun Bey, şimdi en önemli ayaklarından biri de ekonomi. Yani evet. TÜRSAP rotanın hem acentalara kazandıracağı şeyler var, hem ülke ekonomisine kazandıracağı şeyler var. Detaylarını sizler alın. Acentalarımız ne kazanacak, ekonomimize katkısı ne olacak? Şimdi yaklaşık olarak biz 5 yıl içerisinde 5 milyar TL'lik bir ilave iç ekonomi katkısı diyerek bu yola çıktık. Burada aslında yaratılan bir paket turdan sadece acentalarımız bir kazanım elde etmiyor. Nihayetinde bu paket turu yaratan acenta gidiyor otobüsü bir yerden alıyor, rehber için rehberle anlaşıyor, konaklama konusunda bir otelle anlaşıyor. Bir yerlerde ikram varsa bir takım yeme içme noktalarıyla anlaşıyor gibi. Alışveriş. o işin ölçülemeyen ama son derece iyi bilinen tarafı. Yani bir bölgeye bir ilave turist getirildiği zaman ortada oluşan ekonomik değer aslında zaten herkes tarafından hissedilen, nihai rakamları bilinmeyen bir gerçeklik. Fakat satıcı tarafına baktığınız zaman satıcı nezdinde de çok uzaktaki, yaratılmış, kendisinin de uğraşmadığı, başkasının halihazırda hazırlayıp bir format şeklinde sisteme koyduğu bir şeyi satmak suretiyle ortada elde edilen bir kazanım var. Burada kazanımın yoluna da bakarsak, üretici acentaların paket ve günlük turlarını yaratırken hem kendi kazanımlarını hem de satıcı acentaların ne kazanacaklarını tespit eder bir rolü olacak. Biz üretici acenta merkezli bir ekosistem kurduk. Çünkü hakkaniyetli ve demokratik bir platform olması çerçevesinde bunun yapılması yaptığımız araştırmalar sonucunda daha doğru geldi. Belirli kotasyonları da marjlar nezdinde hazırladık ve pazar değerlerini, bugünkü pazarda oluşan kıymetlere uygun ve paralel bir gelir dağılımı şemasını acentalarımızın kullanımına sürdük. Dolayısıyla hem acentalarımız bu işten önemli kazanımlar elde edecekler. Neden önemli? Hiç ulaşamadıkları günlük ve paket turlara iki tıkla ulaşabilecekler ve müşterilerine satabilecekler. Olmayanı görüp üretebilecekler. Kendi taleplerini, kendi fırsatlarını yaratabilecekler. Artık bağırabilecekleri, seslerini duyurabilecekleri tüm Türkiye'ye bir kanalları, bir platformları var. Eskiden bir acentaya gidip soralım, yarattığınız bir şeyi Türkiye'deki bütün acentaların görmesini nasıl sağlardınız diye zannediyorum bununla ilgili bir cevapları olmayacaktı. Dolayısıyla aslında bu küresel yeni ekonomi dediğimiz dünyaya paralel bir proje, çığır açacak bir proje. Özetle bugüne kadar da benim bildiğim kadarıyla TÜRSAP'ın paydaşları olan, üyeleri olan acentalara sunduğu ilk dijital bu büyüklükteki platform ve proje TÜRSAP Rota. Bu konuya ufak bir ek yapmak istiyorum. Orkun Bey çok detaylı anlattı. Şimdi seyahat acentalarımıza ve bölgelerine bir volüm sağlayabiliyorsak, yani oraya gelen 10 kişi ise daha sonra onu 100, daha sonra 1000 kişi yapabiliyorsak eğer, bu sadece seyahat acentalarımızın
kalkınmasına ya da seyahat acentalarımızın birbiri arasındaki ilişkisiyle sadece yatsınamaz. Ne var? Bir de yörenin kalkınması var. Hı hı. Çünkü biraz evvel Orkun Bey'in dediği gibi yöreye giden herkes alışveriş yapıyor, yemek yiyor, orada dolaşıyor, oradaki müzeye giriyor, oradaki bir ören yerini geziyor. Yörenin yapısı. Bu sefer yöreye ne oluyor? Bir kere yöreye o paksı, o misafiri getiren seyahat acentası oluyor. Seyahat acentası getirdiği için seyahat acentası daha da güçleniyor. Yöredeki ilişkileri bazında. Peki yörede ne oluyor? İşte yemek yenen yerde düşünün, iki kişi çalışıyorsa eskiden, 1000 kişi geliyorsa 4 kişiye çıkıyor. İstihdamı ya da yerini biliyor. Evet evet, ülke istihdamına da, bölgedeki canlılığa da etki ediyor. Amaçlarımız bunlar. Hizmet kalitesine bile etki eden bir unsur olacaktır, zamanla göreceğiz. Örnek veriyorum, şu an çok ön planda olmayan bir ören yeri hiç umduğumuzun ötesinde bir talep aldığını öngörün. Belki de bölgede sadece 2-3 tane restoran var. İnsanların karnını doyurabileceği bir çeşitlilik yok. Talep oluşunca belki orada yeni yeni yerler açılacak, yeni yatırımlar söz konusu olacak. Mevcut olan yerlerde rekabette pozisyon alabilmek için bunu hizmet kalitelerine, lezzetlerine, ikramlarına yansıtacak. Bunu getiren de seyahat acentalarımız olduğu için seyahat acentalarımız bölgelerinde. İşte zaten ülkesel kalkınma dediğiniz şey bu tarz yapılarla tetiklenip çalışkan... Çalışkan halkımızın da buna cevap vermesi sonucunda hep beraber yaratılacak bir şey oldu. Şimdi Tuna Bey, bir izleyicimizin sorusu var. Ali Çavdar der ki, outgoing paketlerimizi de ekleyebilecek miyiz sistemimize? Hayır, sistemimize çok talep gelmesine rağmen biz yaklaşık 30 tane BTK'mızı dolaştık. Orada yüzlerce seyahat acentamızı, çok değişik projeler ve fikirler var. Tabii biz hiçbir şeye hayır demiyoruz ilk etapta. Neden? Çünkü zaten amacımız o seyahat acentalarımıza gidip onların beklentilerini, önerilerini, katkılarını alarak bebeğimizi büyütmek. Zaten esas amacımız bu. Ama şu anda sistemimizde sadece paket turlar bulunmaktadır. Yasamızda ve yönetmeliğimizde bulunan paket tur yapısına giren tüm ürünler sistemimizde bulunuyor. Bunun ileri fazları ne olur, nerelere gider, nasıl olur bilmiyorum ama şu anda hac umre isteyen seyahat acentalarımız oldu, uçak bileti isteyen oldu, outgoing paketleri isteyenler oldu, otel satılsın sadece diyen seyahat acentalarımız oldu. Ama şu anda biz sadece paket tur olarak hizmet veriyoruz. Bölgesel ve yöresel paket turları destekleyerek binlerce acenteyi bir arada buluşturmayı hedefliyoruz. Yani yurt içi olarak bunun çerçevesini evet, ilk etapta çizdik. Hı hı. Değerli acentemizin sorusuna şöyle cevap verelim ilave olarak ben. Aslında şimdilik hayır ama gelecekle ilgili bu evete dönebilir. Neden? Biz öncelikle taş yerinde ağırdır platformu Türkiye'de gerçekleştirdik. Hı hı. Türkiye'yi kalkındırmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki yerel acentalarımızı büyütmek istiyoruz. Ekonomilerini arttırmak istiyoruz. Bu bir aslında öğrenim süreci. Öncelikle bu yapıyı kendi oyun alanımızda iyice bir pekiştirelim. Bu çocuk bir ayağa kalksın. Önce hedefe ulaşıp. Bir gençleşsin, büyüsün, yürümeye, koşmaya başlasın. Ondan sonra bu işin outgoing bacakları, bu işin yurt dışından satılması bacakları dediğimiz ileriki fazları konuşabilir hale geleceğiz. Ama şimdi bir anda bir platform varken bunu tam olarak bir dişlilerini, çarklarını işletmeden daha yurt dışına çıkmanın uygun olmadığı görüşünde birleşti yönetim kurulumuz. Haklılardı da, çünkü gerçekten sistemin oturması, kendini ispat etmesi, bütün katılımcıların iştirak etmesi ve ekonominin büyütülmesi, biraz elimizde veri, istatistik oluşunca bunları daha rahat cevaplar hale geleceğiz. Bırakın biraz sistemimizi oturtalım. Muhakkak değerli dostumuzun sorusuna da olumlu cevap vereceğimiz günler gelecektir. Şimdi aşamalı bir sistem de aynı zamanda, evet, değil mi? Hani biraz da o aşamalardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Şu an hangi noktadayız? Hedeflediğimiz nokta neresi ve ne zaman oraya ulaşmayı planlıyoruz? Memnuniyetle şu an bilgisayar ortamında gerek satıcı profilli acentalarımız, gerek üretici profilli, gerek iki tarafı da temsil eden acentalarımız. Şu an bilgisayar ortamında sisteme bağlanıp istedikleri üretimi yapabilecekler, istedikleri sorguyu yurt içi dahilinde yapabilecekler
ve müşterilerine, seyahatseverlere bugüne kadar elde ettiklerinden çok daha fazla çözümler ve imkanlar sunabilecekler günlük ve paket tur anlamında. Yılbaşı itibariyle belki Şubat'a bir miktar kayabilir. Hedefimiz mobil platformlarda da üreten acentanın ne satıldığı, aa bakın şu an bildirim düştü, şu an bir tane paket turum satılmış vesaire veya bugünün raporlarını çekeyim, bu ayın raporlarını çekeyim gibi raporları görebilecekleri, anlık satışlarına vakıf olabilecekleri bir mobil uygulama platformuna sahip olacaklar. Satıcı acentalarımız için ise elde ettikleri mobil uygulama çok daha enginleştiriyor onların oyun sahasını. Şöyle ki sadece kendi web sitelerinde, pardon, sadece kendi ofislerinde bir satış yapmanın bu mobil uygulamayla dışına çıkabiliyorlar. Müşterinin yerine gidip satışı mobil uygulama üzerinden müşterinin yerinde bitirebiliyorlar. Böylece satış sahalarını genişletmeyi hedefledik. Bu da faz 2. Aynı zamanda faz 2'de şöyle bir imkan da oluşacak. Mevcut üretici veya satıcı seyahat acentalarımız kendi web sitelerine bir köprü yazılım bağlantısıyla TÜRSAP Rota'daki ürünleri olduğu gibi kendi web sitelerine aktarıp kendi müşterilerine pazarlamalarını kendi yapmaları suretiyle satışlarını webten de icra edebilecekler. Dolayısıyla faz 2'de şu anki masaüstü kullanımın haricinde mobil artı web sitelerine bu satışları aktarma kabiliyetleri geliyor. Faz 3'e gelirsek inşallah onun da ön anlaşmaları yapıldı fakat zamanlamasını henüz tam olarak bilmiyoruz. Yabancı dilleştirme. Yaklaşık 8-10 dilde bu platformun yabancı dile çevrilmesi ve yurt dışına satışa açılması da şu an yapmış olduğumuz anlaşmaların dahilinde çok doğru bir program çizildi. Uluslararası standartlarda yapıldı. Yani bugün dünyanın çok büyük bir platformuna bizim platformumuz hızlı bir şekilde bağlanabilme kudretine ve yazılım altyapısına sahip bir platform. Fazlarımız özetle bu şekilde. Ben bu konuda birkaç acentalarımızı dolaştığım için aslında Orkun Bey'in biraz evvel söylediği faz 2 ve faz 3 birçok acentamızın bize sormuş olduğu sorular. Evet, bu B2B bir platform, B2C'de var mı diye soruyorlar. Hayır, biz seyahat acentalarımız arasında bir platform kurduk. Peki biz kendi web sitelerimizde kendimiz bu ürünleri alıp kendimiz pazarlama yapabilir miyiz diye sordular. Zaten Orkun Bey de biraz evvel onun cevabını verdi. Bir de bir nokta var. Seyahat acentalarımızın misafirlerin güvenini tesis etmeye çalışıyor bu platform. Yani seyahat acentalarından alın. Kendi yaptığınız operasyonunuz olabilir. Google'dan bulup kendiniz plan yapıp gidebilirsiniz istediğiniz yere. Ama bizim amacımız misafirler seyahat acentasına gitsin, Türkiye'nin neresine gidecekse gitsin, istediği her turu, her detayı buradan bulabilsin istiyoruz. Ve bunu yaparken de biz size TÜRSAP olarak güvence veriyoruz, sigorta güvencemiz var, ödemeniz güvenceniz var ya da bir ayıplı hizmet ya da bir iptalde tamamen nihai tüketiciyi koruyan bir yapımız var. Böylece artık misafirlerimiz, vatandaşlarımız, seyahat severlerimiz kendi mahallesindeki, kendi beldesindeki, kendi köyündeki, kendi alışveriş merkezindeki seyahat acentasından Türkiye'nin binlerce ürününe güvenli bir şekilde sahip olacaklar. Şimdi tüketici açısından baktığımızda TÜRSAP güvencesi çok önemli bir anlam taşıyor. Peki tüketicinin penceresinden başka nasıl değerlendirebiliriz projeyi? Yani evet, güvenirlik dedik, az önce bahsettiniz, çeşitlilik dedik. Başka neler sunuyor tüketici? Valla şöyle söyleyeyim, biraz evvel de anlatmaya çalıştım. Tüketiciler artık çok değişik programlar talep ediyor. Hakikaten biraz evvel Orkun Bey'in söylediği gibi Ayşe teyzenin gözleme evi, Karadeniz'de çay toplama gibi,
traktörle gezi gibi ya da ürün meyve toplama gibi çok değişik talepleri var. Sanatsal geziler, sporsal geziler, yürüyüş gezileri, akademisyenlerin anlattığı programlarla, yani o kadar çok bir yelpazesi var ki ürünün. Şimdi düşünün, burada binlerce seyahat acentası acaba bu turumu satar mıyım diye düşünmeyecek. Çünkü yine binlerce seyahat acentası trafiği olan bir yerde bu ürünleri almak için bekliyor olacak. Biz de misafirlerimize, yani tüketiciye tek tıkla nereye gidiyorsan kendin de gidebilirsin. Bir seyahat acentesi aracı da gidebilirsin ama oradaki yöresel turlarımızı bizden al diyebiliyorsak zaten onlar için mükemmel bir yelpaze oluşacaktır. Hem ürün çeşitliliği anlamında tüketici, nihai tüketici nezdinde önemli, hem de güvenceler anlamında. Şimdi TÜRSAP Rota penceresinden konuya eğiliyoruz. TÜRSAP Rota aslında nihai tüketiciye bir güvence sunmak, bir rahatlık yaratmak, bir koruma alanı yaratmak amacıyla da oluşturuldu. Amaçlardan bir tanesi kayıt dışı ekonominin önüne geçmek. Yani iddia edilen bir turun icra edilmemesi gibi bir durum TÜRSAP Rota'da olması halinde ilgili acentanın zaten bu konuyla ilgili ilişkinin kesilmesi gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla nihai tüketici nezdinde alacağı servisten tutun, ilgili paket ve günlük turun icra edilme garantisinden tutun, olası bir aksaklıkta sigorta yapılarının devreye girip bunun ikame edilmesinden, bu problemlerin ikame edilmesinden tutun. Gerçekten bütün 360 derece nihai tüketici adına oluşabilecek tüm hassasiyetlerin giderilmesi nezdinde bir platform yaratıldı. Bundan sonra zaten biz pazarlama iletişimlerimizde de ön planda bunu tutacağız. TÜRSAP güvencesiyle artık yurt içinde günlük ve paket türleri gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Buyurun acentalarımıza ulaşın. Binlerce olanak içerisinden size uygun olan paket türü seçin ve tatilinizi gönül rahatlığıyla yaşayın, tecrübe edin, deneyimleyin diye bir iletişim yapacağız. Dolayısıyla iki konu önemli. Hem seyahat severin güvence altında bu seyahatleri, paket türleri buradan alabilmesi. Bir de bugüne kadar hiç öngörmediği, tahmin etmediği, Tuna Bey'in de dediği gibi günlük ve paket turlara erişebilme, binlercesine erişebilme imkanı olacak bundan sonra. İlerleyen süreçte tüketicinin de bu sisteme erişebilmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yoksa sadece çatı kurulduğu tüketicinin şekilde... Tüketicinin bu sisteme erişmesi bir acenta üzerinden söz konusu olabilir. Seyahat acentalarımıza tüketici ya web sitelerine girecek, ya ofislerine gidecek, ya da temsilcisini ofislerine çağıracak. Kendi ofisine çağıracak veya kendi yerine çağıracak. Satın alma muhakkak bir seyahat acentamız üzerinden icra edilmek durumunda. Bunun için çeşitli ara çözümler, tüketicinin mesafesini kısaltacak çeşitli ara çözümler üzerine de çalışıyoruz. Umarım gelecek programlarda da anlatacak farklı ve faydalı şeylerimiz de olacak. Umarız. Tuna Bey, şimdi acentaların birbiriyle ciddi bir etkileşim içinde olacağı bir platformdan bahsediyoruz. Evet. Bu nasıl etkileyecek? Şimdi acentalarımız zaten aslında birbiriyle etkileşim halinde. Ama bunlar çok teknolojik olmayan yöntemlerle, işte WhatsApp gruplarıyla, birbirleriyle telefonlarıyla, 7-8 tane acentanın birbirini tanımasıyla yapmış oldukları bir opereleri var. Halihazırda devam eden info gezilerimiz var, acentalarımızın tabii, bölgeyi. Tabii, seyahat acentalarımız zaten birbiriyle beraber bir konuda. Ama şöyle düşünün, dediğiniz gibi 8-10 bin tane seyahat acentasının hepsinin bir arada olduğu bir yapı değil bu. Genellikle bölgesel, yöresel ya da BTK'lar nezdinde yapılan çalışmalarla ya da gezilerle sıcaklaştırılan bir ilişkilerimiz zaten var. Önemli olan bu ilişki profesyonel bir altyapıda, dijital bir platformda buluşturmaktı. Zaten başkanlarımızın, yönetim kurulumuzun ya da bölge çalışanlarımızın yapmış olduğu bu yapı bunu çağırdı, bunu doğurdu. Çünkü baktı ki acenta, örneğin Kars'taki bir acentayla işte Kayseri'deki bir acenta ya da Antalya'daki bir acenta örtüştüğü zaman inanılmaz bir şeyler çıkıyor ortaya. Direkt olarak bu yapı onu
tam bir profesyonel ve tam bir dijital, tam bir online yapı haline getirecek. Arkasında da güvenleriyle beraber, sigortalarıyla beraber bence kusursuz bir yapıya dönüştürecek. Peki TÜRSAP acentaları bu sisteme dahil ederken herhangi bir talebi var mı? Yok, hayır, hayır. Yok, seyahat acenti, yani TÜRSAP seyahat acentası, Türkiye Seyahat Acentalar Birliği'ne üye olmak ve 1618'e göre kurulmuş olan her seyahat acentası, biz üye, birazcık da üyelik işlemlerinden bahsedeyim isterseniz. Hı-hı. Çok soruluyor. Hı-hı. Bize bu çünkü. Bizim şu anda acentalarla, yani BTK'larımızın gezileri bu hafta sona eriyor. Ondan sonra bir talep toplama koyuyoruz sistemimize. Talep toplamayla beraber gezmiş olduğumuz tüm seyahat acentalarından talep edenler bize taleplerinde bulunacaklar. O taleplerden sonra biz sözleşmelerini hazırlayacağız, kendilerine göndereceğiz ve ondan sonra da sözleşme imzaladıktan sonra tek bir tuşla sisteme ulaşabilecekler. Herhangi bir kazanç yok. Mesela size şöyle bir şey anlatayım. Bunu anlatmak istiyorum hakikaten. Belki bizi izleyen seyahat acentalarımız için. Bir BTK'dayım. En önde de yaklaşık bayağı yaşını almış bir acentacı sahibimiz var. Dedi ki, ya Tuna Bey dedi ya. Ben dedi bu bölgenin dedi bütün öğretmenlerini 81 ile dedi her ay götürüyorum dedi işte. Birer otobüs olarak. Ne güzel dedim amcacığım. Götürelim hep beraber. Ya dedi site, bak şimdi ben dedi ücretsiz ya bu tür sapıltı dedi. Evet ücretsiz amcacığım dedim. Ben dedi bunu alırım. Alın amcacığım dedim zaten o yüzden. Sonra orada dedi ben bir tane acentamı bulurum dedi. Tamam bulun amcacığım dedim. Oraya bakarım dedi. Oradaki acentayı direkt ararım. Ha işte bak dedi TÜRSAP Rota Nanik dedi bana. Ben dedim ki amcacığım dedim bizim yapmaya çalıştığımız bu. TÜRSAP Rota'dan üstünden geçirmeseniz de olursunuz. Maksat dedim seyahat acentalarımızı bir arada. Çünkü buradan TÜRSAP'ın ne bir kazancı var ne de bunun için size bir dedim bir ücret var ne bir aidat var ne bir yıllık var. Amaç hedefine ulaşmak. Amaç hedefine ulaşmak. Ama dedim ama amcacığım dedim bak biz burada dedim ödeme garantisi veriyoruz. Biz burada dedim sigorta garantisi veriyoruz. Biz burada dedim bir denetleme yapısı garantisi veriyoruz. Eğer dedim sen bunu oradaki arkadaşımızdan alabiliyorsan ya da onu zaten tanıyorsan ekantunsa rahat rahat yap dedim. Bizim amacımız bu dedim. Çok mutlu oldu, çok sevindi, tamam dedi. Yani herhangi bir talebi yok acentalarımızdan. Yok, bir giriş bedeli gibi. Olsun ya da bir aidat, evet. Olsun böyle bir şey. Mesafeli yaklaşabilmelerine sebep olacak böyle herhangi bir şey söz konusu değil. Olmadığı gibi Tuna Bey'in verdiği örnek aslında çok güzel bir örnek, amaç hedefine ulaşmış oluyor. Zaten derdimiz birbirine uzak noktada olan, birbirleriyle haberleşme imkanını bugüne kadar sahip olamamış, hiç herhangi bir platformda tanışamamış acentalarımızı bir araya getirip ticari büyüklüklerini katlaya katlaya yukarıya çıkarmak. Şimdi biraz da ödeme, taksitlendirme ve sigorta ayağını konuşmak isterim sizinle Orkun Bey. Evet. Ödeme nasıl olacak? Taksit imkanı olacak mı, olmayacak mı? Ben, ya da Tuna Bey'le konuşalım. Şimdi sistemimiz tamamen kredi kartı yapısı altında işliyor. Nakit ve havale yapımız sistemde yok. Ama tabii bu B2B bir platform olduğu için siz bir seyahat acentasıysanız nakit ya da havaleyle kendiniz alıp kendi kartınızı kredi kartından geçirebilirsiniz. Bütün B2B yapılarda olduğu gibi orada bir sorunumuz yok. Sistemimizde öngörülen, bir ara 9'du şimdi 12'ye çıktı. Turizm taksit yapısı aynen geçerli. Iziko sistemini kullanıyoruz yapımızda ödeme sistemleri olarak. Ve tüm banka kartları bunda geçerli, kredi kartları. Aslında maaş kartı olarak bildiğimiz banka kartları da nasıl markete gittiğinizde alışveriş yapabiliyorsunuz. Tek taksit olarak burada geçerli. Güvenlik olarak şöyle söyleyeyim, bizim misafirlere yönelik veya direkt acenta sahibi, satıcı acentanın sahibine yönelik ödeme sistem farklılıklarımız var. Nihai tüketiciyi koruyucu yapılarımız var. Tabii eğitimlerde veriyoruz, burada vermeyeyim tam detayı ama tek bir tuşa basarak misafire gönderiyorsunuz ödeme linkini, satış elemanı asla ne kart görüyor, ne kodunu görüyor, ne security'sini görüyor, ne de mail order yapıp, öyle bir şeyler yok. Tamamen ve tamamen misafir kendi ödemesini yapıp enter'a basıp bu sistemde, hı hı, ödemesini yapabiliyor. Bir puanlama sistemi de var. Evet. Bu puanlama sistemi nasıl, yani hani bir acenteye öne çıkaracak biçimde eğer yüksek puan aldıysa böyle bir sistemden mi bahsediyoruz? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii şöyle, aslında burada
deneyimi yaşayan nihai tüketici, yani seyahat sever dediğimiz profilin Türkiye'de seyahat yapmayı seven insanların TÜRSAP rota üzerinde acente vasıtasıyla satın almış oldukları turdan edindikleri deneyimi, biz turun icra edilmesinden sonra kendilerini telefonla arayarak memnuniyet endeksleri ya da e-mail göndererek memnuniyet endekslerini ya da cep telefonlarından SMS'le ulaşarak memnuniyet endekslerini ölçmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla buradan gelen birden 5'e kadar olan, birden 5'e, birden 10'a, 10. birden 10'a kadar olan bir puanlama yaklaşımlarını aldıkça bunlar, bu icralar, deneyimler arttıkça birikecek, birikecek, birikecek. Velev ki az önceki Kütahya Seramik Turu'ndan örnek vereyim. A acentesi Kütahya Seramik Turu 199 lira. B acentesi Kütahya Seramik Turu 219 lira. Ama 219 lira olanın puanı 8,5, 199 olanın puanı 6,5. Şimdi burada tamamen nihai tüketicinin takdirine bırakıyoruz. 8,5 puanlı olan deneyimi daha iyi ama fiyatı bir miktar daha pahalı olan bir seçenekle karşılarına çıkacak. 199 lira olan, deneyimi biraz daha aşağıda olan daha ucuz bir örnekle karşılarına çıkacak. Biz tamamen serbest piyasa ekonomisine konuyu realiteleriyle terk etmek, nihai tüketicinin yani seyahat severin burada konuyu kararına bırakmak. Puantajı verelim. Farklı fiyat, aynı fiyat, farklı yaklaşım, farklı kalite, farklı servis, farklı coğrafya, artık tamamen birden çok seçeneği oldukları bir dünyayla kendilerini baş başa bırakalım. Tabii ki o esnada seyahat acentamız kendilerini yönlendirecektir. Çünkü aslında seyahat acentalarımız aslında birer seyahat asistanı, seyahat yardımcısı, daha bilir kişiler. Çünkü gün içerisinde yapmış oldukları icraatlar ve ömürleri bununla geçtiği için tecrübeleri çok daha yüksek, yönlendireceklerdir. Dolayısıyla puanlama sistemi ve bu puanlama sistemine paralel olarak da muhtemelen ikinci, üçüncü faz aralığında bir yerde bir de sadakat programını devreye sokuyor olacağız. Yani bir seyahat severimiz TÜRSAP rota üzerinden artık belli bir adetten fazla paket tur deneyimi yaşadığında daha sonrakilerde çeşitli indirimlere de yakın zaman vadede kavuşuyor olacak. Bir sadakat programı da arka planda çalışıyoruz. Şey, tabii sistemimizde bir onaylama mekanizmamız var. Bu onaylama mekanizması aslında sisteme giriş yapan seyahat üretici seyahat acentalarımızın paket tur programlarını düzgün girmesini sağlamak için bir onaylama yapımız var. Ama bu aslında onaylama yapımızı biz bir level daha ileriye götürüyoruz. Orada haksız kazançlar, nihai tüketici yanıltıcı bilgiler ya da fahiş fiyat gibi kontrolleri de yapıyoruz. Böylece dediğimiz gibi bir tane tur yükleyen seyahat acentamız, 100 tane ya da 1000 tane tur da yükleyen seyahat acentamız, hepsi TÜRSAP üyesi. Birbirleri arasındaki ilişkileri bozmadan, haksız rekabet yaptırmadan ya da fahiş fiyatla ortamı bozmadan bir onay yapısı kuruyoruz. Tabii bunu hukuksal çerçevesinde, TÜRSAP yapısı çerçevesinde kuruyoruz. Bu onay sistemi de beraber anlatıyoruz eğitimlerimizde. Çok da hoşuna gidiyor seyahat acentalarımızın. Çok güzel dilekleri var. Yönetim kurulumuza sunacağız onları. Değerlendirme sisteminde de Orkun Bey şöyle diyorlar. Diyorlar ki, ya diyorlar, tamam nihai tüketiciye bizi denetletiyorsunuz. Çok güzel Tuna Bey ama bunu muhakkak söyleyin diyorlar. Biz satıcıyız, biz de şey yapmak istiyoruz diyorlar. Tamam, değerlendirmek istiyoruz diyorlar. Ben söyledim herkesin söylediklerini. Şimdi bir de kaçak turları. Evet. O konuyu da biraz nasıl etki? Valla o konuda şöyle, tabii bu kaçak tur olayı özellikle başkanımızın ve yönetim kurulunun döneminde çok üstüne basa basa eğildikleri bir konu. Bölgeleri dolaştıkça görüyoruz. Buradan bütün denetimdeki arkadaşlara da selamlar olsun. Hepsi sağ olsunlar, bize çok yardımcı oldular. İnanılmaz bir faaliyet var. Çok ciddi bir şekilde çalışıyor değerli arkadaşlarım. Biz de bir nebze olarak bu platformla kaçak tur olgusunu çözmeyi düşünüyoruz. Neden? Bizde her şey zaten kayıt altında. Kredi kartıyla, ödemelerle, yapılarla. Şimdi düşünüyoruz. Bir misafiriz biz. Misafir olarak
Mesela Antalya'ya gittiysek orada resepsiyonistin bize yönlendirdiği ya da acente olup olmadığını bilmediğimiz bir yerden almaktansa kendi tatilimizin programını tek tuşla bu sistemden yapabileceğiz. Hatta tatilimize gitmeden ya da o bölgeye iş gezisi de olabilir, bir gün boşumuz olabilir. Oradan yapabileceğiz. Böylece her şey kayıt altına alınacak. Bunun dışında yabancı yapılar da işte Orkun Bey biraz evvel söyledi size. 5 dil, 8 dil olduğu zaman da ne derler? Bu yapının içine yabancı programlar da girip onlara da oradan satışlar yapılabilir. Biz denetimdeki arkadaşlarımızla da bunları konuşuyoruz. Yönetim kurulundaki saygın üyelerimizle de konuşuyoruz. Bunun kaçak yapıyı bayağı bir önleyeceğini düşünüyoruz o yüzden. Şimdi Orkun Bey, Türkiye genelindeki bütün acenteleri kapsayan, tabii gönüllülük esasıyla kapsayan bir projeden bahsediyoruz. Burada en çok hangi coğrafyadaki acentalarımız karlı çıkacak TÜRSAP rotayla? Ya da böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Coğrafya olarak buna bir kriter koymak mümkün değil. Şimdi tabii az önce kalıplaşmış paket turlarımız belli bölgelerde yoğunlaşmış dedik ya. Evet, başlarda biraz şundan da bahsettiniz. Hani ulaşımla ilgili sorun olan, kendi sesini duyuramayan coğrafyalardaki acentalar. Bu aslında bu tüketimi homojen olarak ülke geneline yaymanın da bir sonuç olarak elde edeceğimiz bir proje olacak. Dolayısıyla herhangi bir bölgeden bahsetmek mümkün değil. Tabii ki belli bölgelerimiz tarihi ve kültürel veya coğrafi öğeleri sebebiyle biraz daha ön planda olabilir ama hiç uğranmayan yerlere artık sıklıkla uğranan coğrafyalar haline getirme amacındayız. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Oralarda sesini duyurmak isteyen, kıymetlerini ifade edemeyen acentalara bu platformu sunmakla artık gelin. Bakın burada eşsiz bir deneyim var. Yani Tuna Bey'in az önce söylemiş olduğu bir çay toplama üzerine bir yer sofrasında bir öğle yemeğiyle ilgili bir günlük tur olduğunu düşünün. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ayağımızdan ayakkabı çıkmıyor. Toprağa basmıyoruz. Aslında farkında olmadığımız bir takım ihtiyaçlarımız var. Ve böyle bir günlük paket tur bana sunuluyor olsa ve yolum da oralardan geçiyorsa muhakkak bunu deneyimlemek isterim. Çünkü bugün çocuklarıma, yarın torunlarıma anlatabileceğim artık hayatın rutininden çıkıp biraz daha farklı şeylere dokunmak, lezzetlere erişmek adına bizler için çok önemli fırsatlar sunuyor aslında bu. Eskiden Rize'den örnek verdik. Belki de o çay üstü yemekle ilgili günlük paket turu yapmaya yeltenmiyordu Rize'deki acentalarımız. Çünkü seslerini duyurmakta zorluk çekiyorlardı. Şimdi ama 81 ilden oraya hücum eden insanların olmasına muktedir bir yapımız var. 81 ilde çünkü binlerce satış temsilcileri olacak artık doğal olarak. Bizler de TÜRSAP Rota olarak bu güzellikleri biraz daha ön plana çıkartan tanıtım faaliyetleriyle 2020'de sıkça Türkiye'nin birçok medyasında, mecrasında yer alıp sesimizi gümbür gümbür misafirlere, seyahatseverlere duyuracağız. Birazcık da yazılımdan bahsetmek istiyorum. Yani kullanılan paket programdan hiç bahsetmedik. Çünkü seyahat acentalarımız zaten gördüğü zaman böyle gözleri büyüyor. Çok hoşuna gidiyorlar. İnanılmaz bir çalışma. Şöyle söyleyeyim. 4 dakikada bir satış yapabiliyoruz. Yaklaşık 8 ile 10 dakika arasında da turumuzu tanımlayabiliyoruz. Hatta 12 dakikada 150 tane turumuzu da tanımlayabiliyoruz. İnanılmaz bir yapı. O kadar kolay. Hemen hemen herkes kullanabilir. İnternete bağlı birazcık online alışveriş yapabilen herkes kullanabilir. O yüzden seyahat acentalarımız hani bu tur girmek ne kadar zor, ay onu mu falan diye bir şeyler düşünmesinler. İnanılmaz kolay bir şekilde yapılmış. Kullanıcı dostu. Kullanıcı dostu. Tamamen güvenlikli. kişisel verileri koruma kanununa tamamen uygun, riayet eden. Çok güzel bir proje. Çok heyecanlanıyoruz. Yapmış olduğumuz gezilerde tüm seyahat acentalarımız sahiplendi. Hatta şöyle bir şey oldu. Nerelere gittiniz? Nerelere gitmediniz diye. Vallahi işte Erzurum var, oraya gideceğiz. Yarın Elazığ ve Diyarbakır'dayız. Ondan sonra bir Trabzon'umuz var, bir Van'ımız var. Onun dışındaki her bölgelere gittik. Onları da bu hafta bitiriyoruz. Aklınıza neresi geliyorsa Bolu'dan Ankara'ya, Ankara'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Kayseri'ye, Antep'ten Adana'ya, Mersin'den Kapadokya'ya. Yani tüm bölgelerimizi ziyaret ediyoruz. Oradaki seyahat acentalarımız şöyle oluyor. Mesela diyelim
Orada 100 tane seyahat ajantımız var ya da 300 tane yüzü gelmiş. Hemen çıkışta arıyorlar. Deli misin? Niye gelmedin? Sen de buna katılsaydın. Çok güzel bir yapı diyorlar. Ve biz tabii o yorgunluğumuzu unutuyoruz. Diğer şehrimize gidiyoruz. Aslında bizi izleyen değerli ajantalarımıza önümüzdeki günlerin programını da bir şekilde iletmekte veya belki bahsetmek isterseniz. Valla yarın dediğim gibi. Bugün İstanbul. Bugün İstanbul'umuz var saat 2'de. Genel merkezdeyiz. İstanbul ajantalarını bekliyoruz. Yarın Kapadokya'mız var. Aynı anda dediğim gibi Harput ve Doğu Anadolu BTK'mız var. Yani Diyarbakır. Ondan sonraki gün Karadeniz'deyiz, Doğu Karadeniz'deyiz ve Erzurum'dayız. En sonu hatırlayamadım şimdi. Tamam. Ben de karıştırdım. Tursap.org.tr altında. Bunu da belki de bugün itibariyle bir kalan bölgelerimiz için tabii. Not etmemizde. Yani zaten BTK başkanlarımız, bölge çalışanlarımız mail olarak atıyorlar. Katılmalarını tavsiye ederim. Evet. Bu katılımlardan çünkü çok fayda görüyor tabii. Seyahat ajantalarımız. Bizler de. Çünkü onların geri beslemeleri, geri bildirimleri bize çok faydalı dönüyor ki belki bazı şeyler gözümüzden kaçmış oluyor. Biz tabii yoğun aylar boyunca yoğun çalışmaları beyaz tahtalar üzerine yazarak çizerek vesaire yapıyorsunuz ama işin faaliyet alanından gelip de ya benim bölgemde böyle bir kıymet var. Bakın bununla ilgili bir şey veya benim bölgemde böyle bir kültür var. Bununla ilgili bir parçacığı atlamışsınız diyenler olabiliyor. Bizim de gözden kaçırdığımız hiçbir şey olmasın istiyoruz. O yüzden de bu karşılıklı bilgi alışverişleri. Orkun Bey hep soruyorlar ne zaman başlayacağız diye. Ben hemen diyorum ama. Kuvvetle muhtemel aralığın ilk haftası itibariyle artık ticari akışkanlık burada sağlanıyor olacağız. Zaten Temmuz'un son haftasına girdik. Kasım'ın son haftasına girdik. Özür dilerim. Şurada bir hafta 10 gün bir süremiz kaldı. En son sistemin makyajları yapılıyor. Şu an faal bir şekilde bir aydır çalışıyor. Kusursuz. Yazılım firmamızı 01'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Çok hummalı bir çalışma yaptılar. Sağ olsunlar. Herhalde önümüzdeki haftanın ikinci yarısında resmi olarak da ticari başlangıç anonsunu yapıyor olacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok, çok teşekkür ederiz. Şey. Ben şunu eklemek isterim. Seyahat ajantalarımız için kaçınılmayacak bir fırsat bu platform. Dünyalarına farklı bir bakış açısı, farklı müşteri açılımı olanakları, farklı insanlara farklı deneyimleri yaşatma olanağı, fırsatı. Olmayan ekonomileri buradan oluşturabilirler. Sisteme iyi baksınlar, fırsatlarını iyi görsünler. Hiç olmayan paket türleri satmaz diye öngörmeyip deneyerek bunları deneyimlesinler. Ufaktan başlasınlar, atıyorum otobüs değil de minibüste. Belki de 5 kişilik bir arabayla, 4 kişilik bir arabayla ufak turları icra etmek suretiyle bakıp, görüp, deneyimleyip kapasiteleri yavaş yavaş artıran bir seyirde buradaki ticari büyüklüğü görsünler, hissetsinler, o büyüklüğün bir parçası olsunlar. Herkesi, tüm seyahat ajantalarımızı şevkle, arzuyla davet ediyoruz. Umarız proje öngörüldüğü tarihten itibaren meyvelerini toplamaya başlar. Tursaplota Genel Müdürü Tuna Yılmaz Türk ve Turdaş Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Orkun Tekin, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tursap TV'den ayrılmayın. Hoşçakalın.